1860'larda Amerika'da kullanılmaya başlandığında daktilolar bir piyanoyu andırıyordu. 1874'te Q klavyeler kullananları oldukça yavaş yazmaya zorlamak için tasarlanmıştı. Harfler klavyenin olur olmadık yerlerine dağıtılmış, sağ elini kullananlar sol elini kullanmak zorunda bırakılmıştı. Tüm bu psikopatlığın arkasında yatan neden aslında gayet basitti. Daktilonun üzerinde bulunan harflere yan yana hızlı bastığınız zaman harfler arkada birbirine giriyor. Bu da alette tutukluk yapıyordu. Peki üreticiler ne yaptılar? Çok kreatif bir idea bulup insanı yavaşlattılar. Bu tutukluk yüzünden kaç mahkeme ve yaz kızım cümlesi yarıda kaldı bilemiyoruz. Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl. Ama olsun, makine tutukluk yapmasın yeter ki. 1888'de Q klavye ile hızlı yazma yarışmasında adını bile bilmek istemediğimiz bir hırslı rakiplerini geride bırakmış ve bu başarının ardından Q klavye daha da yaygın hale gelmiştir. Belki en hızlı versiyonu değildi ama şu ana kadar olan en ünlüsüydü. Tabii ki İngilizce yazanlar için. Türkçe yazanlara zulüm. Türkçe yazıyorsan daha da zor oldu. Q klavye Türkçe'ye uygun değildir. Çünkü Türkçe'de kullandığımız harfler Q klavyenin olur olmadık yerlerine serpiştirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkçe'ye uygun bir klavyenin üretilmesi halinde yılda tam 43.500 Türk lirası kar edeceği rapor edildi. Bu rapordan yola çıkarak İhsan Sıtkı Yener Başkanlığındaki bilim insanları Türkçe'ye en uygun klavyeyi geliştirmişlerdir. F klavye. Türk alfabesinde resmi olarak bulunmadığı halde Q, W ve X tıpkı Q klavyede olduğu gibi F klavyede de yer almıştır. Neden? Sen arkadaşlarla kahvaltı, keyfi yazabil diye. Adamlar ileri görüştü. Bir neslin karizmasını düşünmüşler ya. F klavye 20 Ekim 1955 tarihinde bakanlık tarafından onaylanmış ve bu tarihten itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Yalnız F klavye alana mousepad ve joystick bedava kampanyası bile Q klavyenin popülerliğini yıldıramamıştır. 1957 yılından bu yana yapılan Türklerin de katıldığı klavye ile hızlı yazı yazma yarışmalarında F klavye ile Türklerin tam 25 rekor, 59'da dünya şampiyonluğu vardır. Aslında 89 dünya şampiyonluğumuz var. Fakat bunların 18'inde caps lock açık kaldığı, 8'inde kopyala yapıştır yapıldığı, 4'ünde de dersi derste dinlenmediği için iptal edilmiştir. Bak ta tarihlerine kadar gittik, sizin için araştırdık. Bunların hepsinin devamı var. Takipte kalalım.